Manşete hoş geldiniz. Tasarruf öyle değil, böyle yapılır. Dedirten görüntüler. Tasarrufu konuşacağız. Haftanın ilk gününün gündemi bu. Fakat El Salvador, bu Don Paça ekrana gelen e, kamu görevlileri, tasarruf kredi kooperatifi çalışanları ve yöneticileriymiş efendim. El Salvador, kara para aklama ve kamu ekonomisine dolandırma suçlarından, yani halkı dolandırmaktan tutuklanmışlar. Yolsuzluk. Devlet Başkanı, Tümünü çamaşırlarıyla iç çamaşırlarıyla böyle deşifre etmiş. Tasarruf öyle değil böyle yapılır. Önce kostümle başlıyorsunuz, kostümleri atıyorsunuz, iç çamaşırlarınızda ortaya çıkıyorsunuz ve sonra da teşhir ediliyorsunuz. Bir yönüyle de kendi yaşamlarındaki yegane şöhretli dakikaları yaşıyorlar ve bir daha da insan içine çıkacak halleri kalmıyor. Olay bu esasen. El Salvador'u bilmem, ekonomisini bilmem, rüşvet yolsuzluk e, çarkı nasıldır, önce nasıldı, şimdi nasıldı, bundan sonra ne olacak, nereye gidecek bilmem. E, fakat nokta, sembolik ve e, dikkat çekici bir şov bu. Hayır şov da diyebilirsiniz evet ama dikkat çekici bir e, teşhir. Yani eğer e, niyetiniz ciddiyse ha, işte böyle yapın. Şimdi e, bu hafta yargı haftası adeta. Yargıtay'da gene başkan seçimi yapılamadı. Turlar devam ediyor. 35 mi 36 mı 37 mi? Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili gizli tanık filan ses kaydı üzerinden bir hikaye yürüyor. E, i̇ktidarda ciddi bir hesaplaşma var. Sinan Ateş davası ile ilgili hemen her gün bir şey çıkıyor. Birazdan bakacağız. İşte iddianame Temmuz'da başlayacak duruşmalar. Belli ki e, Mayıs-Haziran ayını bununla geçireceğiz, net. Hemen her gün bir şey ortaya çıkıyor. Yani mızrak çoğala sığmıyor. Osman Kavala e, yeniden yargılama başvurusu yapmıştı avukatları. O karara bağlanacak 13. Ağır Ceza'da. Kobani davası kararı da 3 gün sonra 16 Mayıs'ta açıklanacak. Ki bu da özellikle Selahattin taş ve HDP'li siyasetçileri Kürt siyasal hareketini yakından ilgilendiriyor. Sinan Ateş'in son mesajlaşmaları öldürülmeden önceki mesajlaşmaları ortaya çıktı. Yakın arkadaşına mesaj atıyor. Beni öldürmeye karar vermişler arkadaşlar. Ömer abi diyor sürekli geliyor geriyorlar ortamı. Yani kendisinin takip edildiğini ve takip eden araçları da biliyor. Çünkü kendi çıktığı ocak, ülke ocakları, kendi çıktığı merkez, genel merkez. Oraya kayıtlı araçlar, araçları tanıyor, plakalarını tanıyor. Belki içindekileri de tanıyor ve takip altında olduğunu fark ediyor. Ve yakın arkadaşına da böyle mesajlar atıyor. İsmail Saymaz paylaştı bunları. İşte burada. Ankara Ocak. Ocak dediği ülke ocakları. Silahlı dört kişi göndermiş. Fotoğrafını çekmiş arkadaşıyla paylaşıyor. İşte plakasını paylaşıyor. 06 AT 2020. Hatırlıyor musunuz bu plakayı? Arkadaki Jetta. İsmet Bey'le de konuş. İsmet Büyük Ataman. MHP Genel Merkezi. Muhtemelen kastedilen İsmet Bey o. Bu işin sonunda kan dökülsün istemiyorum. Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Ve evet en dikkat çekici mesaj bu. Ömer abiden mesaj geliyor. Öyle kolay mı, mıymış? Evet, gördük nasıl olduğunu. O arada Sinan o an dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Sinan Ateş'i öldürmek maksadıyla gidildiği kanaatinde değilim dedi. Yani altı kurşunla öldürülmüş Bülent Korucu da onu yazmış tr 24'ten Biri baş bölgesine olmak üzere beş kurşunla vurulan birine öldürmek için ateş edilmediğine inanmamızı bekliyor. Yani otopsi raporları falan ortada. Yani öldürmek kastıyla gidilmiş ve işlem tamamlanmış. Yani bacağından vurmak ya da uyarı ateşi veya korkutmak falan maksadıyla değil. İkaz etmek maksadıyla falan değil. Bir ihtar atışı değil yani. Fakat Sinan Erdoğan ne biliyor da böyle söylüyor? Yani kendi bildiklerini anlatsana o zaman. Yani madem öldürmek maksadında maksadıyla gidilmediler, hangi maksatta gittiler ve kim gönderdi? Yani kimse de bunu sormuyor. Kişinin alıyoruz bu açıklamasını kullanıyoruz. Karşısında bir televizyon programında yapmış bunu. Karşısında 4-5 tane tip var. Ya sorsana girsene oradan kurcalasana. KHK'lı Deniz Kurmay Albay Halis Tunç paylaşmış. Sinan Ateş cinayeti her ne kadar Bahçeli merkezde işlenmiş olsa da emniyette bu cinayetin işleneceğine dair kuvvetli emareler olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmayarak göz yumuldu anlaşılıyor. Bu şekilde MHP'nin ipleri hepten Erdoğan'ın eline geçmiştir diyor. Bilmiyoruz fakat e, karşılıklı bir e, cedelleşme, inatlaşma ve bir güç gösterisi olduğu ortada. İktidar paylaşımının sahaya yansıması yaşadığımız bunlar. Sahadaki fay kırıkları. Yani Ayhan Bora Kaplan hadisesi böyle, Sinan Ateş hadisesi böyle. Ve geriye doğru işte emniyet müdür yardımcıları, polis müdürleri Ankara'da görevden alınmış böyle değişik. Bir de işte kimine menzilci deniyor, kimine şucu, kimine bucu deniyor. Gerçekten ne olduğu belli değil. Yani acayip her yer bir tarafından tutulmuş şucu, bucu neyse. Ergun Babağan paylaşmış. Dikkat çekici. 16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi bombalandı. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 7 arkadaşımız öldü, onlarcası yaralandı. Saldırıyı asker ve polislerle birlikte ülkücüler gerçekleştirdi saldırıyı. Bombayı atan daha sonra milletvekili oldu diyor MHP'den. Orhan Kemal Cengiz paylaşmış. Sinan Ateş suikastıyla 90'larda Güneydoğu'da işlenen cinayetler arasında önemli benzerlik var. 90'larda olduğu gibi ateşin katilleri ve azmettiricileri de kendilerine dokunulmayacağı özgüveniyle hareket ediyor. Hukukun üstünde ve kapsama alanı dışında görüyorlar kendilerini öyle. Türkiye'de faili meçhuller aydınlatılmadıkça yeni faili meçhuller faili meçhul olarak kal kalmaya devam ediyor ve azmettiriciler, tetikçiler kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyor. İçeride kaç yıl yatar çıkarız. Dışarıda işte sülalemiz abat olur. Bizim de yaşamımız garanti altına alınır falan diye bakıyorlar. Birkaç yıllık cezaevi hayatıyla yaşamlarını garantilediklerini düşünüyorlar. Ağababaları da zaten tabii yükünü tutuyor ayrı bir konu. Tasarrufa gelelim. Başta göstermiştim. Yani e, tasarruf öyle değil böyle olur diye bu başlıklarla verildi. Bu sözcüğünün internet sitesindeki kapaktı. Araçlar, binalar, lojmanlar, istihdam ve yatırımlar, kamuda tasarruf paketi filan. Şimdi baktığınızda şeye, bir kere bunu Erdoğan açıklamadı. Erdoğan güzel şeyleri açıklıyor. Böyle bu tür acı reçeteleri bakanlarına ya da yardımcılarına veya elemanlarına açıklatıyor. Bir, işin tar bu tarafı var. İki, Cevdet Yılmaz'la bu defa yardımcısı ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklattı. Düzenlemeler şöyle yani. Yeni araç satın alma, kiralama yapılmayacak. En azından bir şekilde şeyi israfı kesiyor. Yeni hizmet binası alımı yapımı durdurulacak. Orada da israfı kesiyor. Bundan sonra benden para yok diyor. 3 yıl boyunca. E, kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacak. Yani diyor ki emekli olan gidecek yerine yenisini almayacağız diyor. E, kamuda personel servis hizmeti bitecek. Yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak. Yani yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır derken orada bir sınırı koymamış burada da bir itiraf da var. Yani 3, 4, 5, 6 neyse yönetim kurulundan maaşlar alıyorsunuz falan ama ne şekilde sınırlandığı belli değil. Yabancı menşeli araçların kullanımı yasaklanacak. Yani bununla en azından e, mevcutları mevcutlardan nasıl tasarruf edileceği belli değil ama en azından bundan sonra benden para yok, yok diyor size. Yani bir acı reçete var kamuda. Bundan sonra herhangi bir ödenek yok. Hadi tamam yani Cumhurbaşkanlığı'nın büyük gövdeli uçakları duruyor. Sarayla itibardan tasarruf olmaz filan düsturu hala geçerli falan ama bir şey var. Yani bir yönüyle de zaten siz bunu kestiğinizde 3-5 sene içerisinde bir rahatlama görürsünüz ama Türkiye'nin 3-5 sene tahammülü var mı? Yani kamudaki alımları durdurduğunuzda emekli edilenlerin yerine yeni personel almadığınızda filan bir takım hafiflemeler sağlarsınız. Fakat bu 3-5 yıllık bir meseledir. Bunun etkileri ancak öyle görülür. Yani 3-5 ayda alınacak bir netice değil. eldekileri Eldekileri satacaksın. Eldekileri eksilteceksin. Bu bu yani. Bankamatik memurlarının işine son vereceksin. 3-5 maaşa son vereceksin filan. Şimdi Mehmet Şimşek'in bir mesajı var. Ülkede olmayan bir metali ülkede olmayan dövizle ithal edeceksiniz. Sonra da bir köşede atıl duracak diyor. Ki burada kastedilen altın galiba ki onu da Mem Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın tweetinden öğreniyoruz. Sayın Bakan'ın söylediklerinizin hepsi sonuç demiş. Ülkeyi yönetemedik. TL'yi ezdik. Enflasyonu azdırdık. Tasarrufları enflasyona yedirdik. Üstelik yatırım kredisi kılıfı ile düşük faizle kredi verip altın ithal ettirdik. Metalden kasıt. Bunu da sabit sermaye birikimi diye kayıtlara geçirdik demeniz yeterdi. Evet. Bakanın açıklamasının mealini vermiş. Mahve eğilmez iyimserliğini koruyor. Doğru önlemler var. Bununla birlikte tasarruf önlemleri saray harcamalarını, uçaklarını, konvoylarını, korumalarını kapsamadığı sürece işe yaramaz. Bir yönüyle de yani balık baştan kokar ve eğer siz bu işte gerçekten niyetiniz ciddi ise siz kendiniz tasarruf ederek başlayacaksınız. Araçları parka çekeceksiniz, satışa koyacaksınız, uçakları azaltacaksınız. Ne bileyim, harcamaları azaltacaksınız ve bunu şeffaf biçimde yapacaksınız. Sarayın böyle bir niyeti olmadığı görülüyor. Ama bu kadar laftan sonra belki göstermelik bir takım şeyler yaparlar. Onu da bilemeyiz ama şu anda yapmadıkları ortada. Bu seferki acı reçete 94 2000, 2001 yıllarından daha acı olacak demiş Şenol Babuşçu. Şimdi 30 yıllık bir hikaye bu. Ee, yeni nesil e, bilemeyebilir. araştırmadıysa ya da okumadıysa 94-2001 yılları dediği o yıllar arası değil. 94 ve 2001'de iki ayrı kriz oldu. İki ayrı ekonomik kriz oldu. 90, 94 94'te büyük bir çöküş oldu. 2001'de de adeta iflas yaşandı ve IMF e yardıma çağrıldı. Kemal Derviş politikalarıyla falan ülkenin burnu havaya kaldırıldı. Yani elbette 94'ün devamında 2001 kaçınılmazdı ayrı bir konu ama ikisi ayrı ayrı krizlerdir ve ara dönemde Türkiye'nin yüksek enflasyonda inim inim inlediği dönemdir. Fakat bir kere daha ifade edeyim 30 sene önceki biz yaşadık o dönemleri biliyoruz piyasayı da biliyoruz o dönem yok o dönemden çok daha fena öngörülemez ve hesap edilebilir olmayan bir süreçten geçiyoruz. Öngörülebilir hesap edilebilir olmayan artı şeffaf olmayan bir süreçten geçiyoruz. Veriler saklanıyor yanlış vesaire. O gün gene kendi koşulları içerisinde bir piyasa ekonomisi vardı. Şeffaflık vardı. Devlet kurumları en azından bilgi paylaşıyorlardı veya en azından işlerini düzgün yapmaya çalışıyorlardı. Veya en azından işlerinde bir bölüm insan kaygılıydı ve bu durumu tersine çevirmek için, krizi tersine çevirmek için çabalıyordu. Başarılı olsun olmasın. Bugün bunların hiçbiri yok. O açıdan daha acı olacak. Evet. Şenol, Şenol Babaşı'nın dediği gibi. Bakın yani yeni İsmail Arı'nın bir gündeki haberi. Erdoğan'a ofis dayanmıyor. Yani yenilerini ekliyor. Hani e, Türkiye e, satındaki saraylarını şunu bunu işte Ahlat'tan e, Okluk Koyun'a kadar geçtim. İstanbul'da kaç tane sarayı köşkü? Vahdettin Köşkü, Dolmabahçe, Huber ne bileyim e, hangi birini söyleyeyim? Şimdi divanhane eklenmiş. 4-5-6 noktada ayrı ayrı. Çok acayip bir şey. Daha önce Erdoğan Müzesi olacağı söylenmiş divanhane binasının. Fakat bir bölümü makam ve toplantı odalarına dönüştürülmüş şimdiden Haliç kıyısında. Evet. Tam da bu haber işte tasarruf tedbirlerinin açıklandığı gün çıkıyor. O açıdan yukarının sarayın bu konularda çok da samimi olmadığını belirtelim. Hafta sonu ergeniyle devam edelim mi? Türkiye'nin işte Lyon başkonsolosluğu resmi hesabından bu tweet paylaşıldı. Ve bu tweet paylaşıldıktan sonra daha doğrusu paylaşıldıktan hemen sonra değil paylaşıldı. Fark edildikten sonra silindi. Arada birkaç gün var yanılmıyorsam. E, bu tweet'i paylaşan kişi Lyon başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım ergenliğini aşamamış bir başkonsolos demiş ama Ahmet Hakan. Bu çok öyle değil. Yani burada da işi küçümseme çabası var. Başkası yapsaydı bambaşka yaklaşırlardı. Ayrı bir konu. Daha evvel de yani 3 Mayıs'ta da böyle bir kare paylaşmış. Kişinin duruşunda bir değişiklik yok ama işaret parmağına dikkat ediyoruz. Evet eller serbest. Burada işaret parmağı vurgusu eski Rus elçisinin katilinin işaret parmağıyla aşağı yukarı aynı. Ama bir aşağıyı bir yukarıyı yukarı gösteriyor. Şimdi bir adam önde durması hem yani nezaketsizlik yalnız, yanında durduğunuz insana hem işaret parmağı hangi örgütün veya hangi İslami işte sembolle sembolize edilmiş olursa olsun o açıdan da büyük bir saygısızlık, edepsizlik, ergenlik de denilebilir. Fakat sarayın Ankara'nın dış temsil, temsilcisi veya sarayın dış yüzü Dışa bakan yönü. Dışarıdaki vizyonu da bu. Yani onun için hani yumuşama, normalleşme falan konuşulurken hemen her noktada kılcallara kadar inmiş, elçiliklere, konsolosluklara kadar sirayet etmiş, artık sayıları ezbere söylemiyorum, milyonlarla ifade edilen bu güruhu ne yapacaksınız? Yani acayip ve her geçen yıl, her geçen dönem ülke kaybediyor. Kaybettiği gibi bu kadrolar her yeri tutmaya ve tuttukları yerlerde sağlamlaşmaya devam ediyorlar. Kendilerini ve işte efendim kendi akranlarını. Sen istediğin kadar iki tane avucu sat bundan sonra kamuya araç almayacağım de. Mesele o değil ki işte mesele bu. Mesele bu tavır. Yani hemen her yerdeler. İşte bu 19 Aralık 2016 Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov. Herkesin gözü önünde bir sergi açılışında öldürülmüştü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından. O da onu öldürdükten sonra yerde cesedi yatarken Rus elçinin böyle işaret parmağını havaya kaldırmıştı. Aynı sembol, aynı kafa, aynı hareketin devamı. Yani değişen bir şey yok. Ama bunu hatırlatmıyorlar mahallede. Çok işe gelmiyor yani. Onun için ben bunun altını çizmek istedim. Evet. Barçın İnanç paylaşmış. Ee, Üste Barçın İnanç'ın diplomasi muhabiri gazetecisidir. Altta da e, emekli diplomat Selim e, Kuner Alp'ın görüşleri var. Şu saate kadar dışişlerinden açıklama bekledim. Gelmedi diyor. Hele e, Türkiye'de yabancı bir diplomat hele de Hristiyan bir din adamına iddia edildiği gibi bir davranışta bulunsa istenmeyen adam ilan edilirdi diyor. Öyleken öyle. E, bence diyor usulca çekerler. Selim Kuner Kün, Yani bu adamın işi bitti diyor. Çünkü diyor Fransa Katolik Kilisesi liderinin önünde bu fotoğrafı çektiren birinin orada görev yapmaya devam etmesi çok zor. Evet. Böyle olacak galiba. Evet. Dedim ya toplayamıyorsunuz. Ya bunlar da yansıyanlar. Kim bilir yansımayan neler var bilmediğimiz gözden kaçan. Başkonsolosun çocuksu çiğliğine karşı baş, baş, psikoposun bakışındaki olgunluk demiş Can Dündar. Aynen öyle. Dönelim. Erdoğan Danıştay'da konuştu birkaç gün önce. Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi yanlış. Eleştirilemez değil. Davaları siyasallaştırmak adalet anlayışına gölge düşürür. İşte alın size yumuşama alın size şeffaflaşma. Yargı bana müdahale edemez diyor. Ben seçildim. Ama ben ederim. Ben istediğim gerekçeyle ederim. Bu ö ö özetidir yani. Rejimin de özetidir. Erdoğan'ın da özetidir. Buyurun normalleşin Erdoğan'la yani. Numan Kurtulmuş çağrıda bulunmuş. Dünya üniversitelerinde siyonist baskılar yüzünden işinden atılan tüm akademisyenlere Türkiye'nin kapısı açık. Yazıklar olsun dedim. Siz ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz. Ama Ayşe Hür güzel yazmış. Bu zat diyor KHK'lılar için dün suç işlemedikleri veya kanıt bulunamadığı için beraat etmiş olsalar da terör örgütü üyesi olabilirler. Onun için işlerine iade edilmemeleri normal diyordu. Evet. Selda Güneysu'nun haberi Cumhuriyet'ten teşkilatların ve AKP tabanının rahatsızlığına dair bir iç düzenleme ya da yaklaşan bir iç planlamadan bahsetmiş AKP'de. İşte efendim fatura, seçim yenilgisinin faturası trollere ve trollere olduğu kadar da yandaşmasına kesiliyormuş efendim. Niye? Çünkü AKP adaylarını bir takım anket şirketlerine dayanarak Parlak göstermişler, seçilebilir göstermişler, oylarını yüksek göstermişler. Bu da tabanda seçmende rehavete yol açmış Yersen. Muhsin Şentürk'ün çekilmesinin ardından yapılan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 36. 36 turunda yine sonuç alınamadı diyor. O arada Muhsin Şentürk de Yargıtay Başsavcılığı görevine görevi sözü verilmişti. Orada da ikinci sırada gelmiş galiba ama Erdoğan onu atayacak muhtemelen. 6 oy farkla e, Ömer Kerkez, Mehmet Akarca'nın mevcut başkanın arkasında altında görünüyor. Muhtemelen bir sonraki turda herhalde Ömer Kerkez olacak. O 6'yı bulacaklar. Bilmiyorum. Fakat ortam çok gergin diye başladığı tweetinde bu gidiş gidiş değil demiş. Mehmut Bayraktaroğlu önemsiyorum. Ekranlar kin, nefret, intikam ve etme duygularıyla boğulmak üzere olan siyasetçi ve yorumcular tarafından işgal edilmiş durumda. Hatırlatmak isterim bu gidiş gidiş değil. Evet değil o KC'yi bize de o yazdırdı. Bakın nasıl olmasın ki? 6.3 milyon tapuya e-haciz işlemi uygulanmış. İcraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59 60 değilsiz 60 milyar TL. Bu gidiş gidiş değil. Derken boşuna değil. Basın işte son eylem tok haberleri işte ölümlü kazaya ulaştıktan sonra oğlunu kaçırıyor ya Mısır üzerinden Amerika'ya. Bunu yapan, bunun için harekete geçen Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş dayanamamış baskılara ve birkaç ay sonra da olsa istifa etmiş. İstifa ettikten sonra da neden istifa ettiğini gerekçeleriyle anlatmıştı. Korktun diyor. Neden iki ay sonra diye, neden iki ay sonra konuşmaya başladın diye sorabilirsiniz bana ama korktum. Revna Demirören medya patronu, Yıldırım Demirören'in eşi, bu çocuk benim çocuğumun arkadaşı bu haberi yapmayın diye arıyor. Belgesi var. Tehlikeli insanlara bulaştığımı anladım. Kendime saygımı kaybettim. Hikayesi olan bir ailenin çocuğuyum. Başkasının hikayesini mi kapatacağım? Belki bir daha gazetelik, gazetecilik yapmayacağım diyor. Bir gencecik muhabirin hayatını böyle etkiledi bu olaylar. Ama bu olayı da görmüyor mahalle. Niye görmüyor biliyor musunuz? Bir kere söyledim bir kere daha söyleyeyim kapatayım konuyu. Çünkü Şirket e, şirket satışlarında devamlılık esastır. Yani Doğan grubu e, medya şirketlerini Demirören'e satarken tüm haklarıyla beraber sattı. Bir şirket satışı gerçekleşti. Dolayısıyla tıpkı Doğan grubuymuş gibi o gün yapılan işlemler ve anlaşmalar da halen geçerli. Haliyle bugün medyada bağımsız yayın yaptıklarını söyleyen insanların mühim bir bölümü Doğan grubu çıkışlı. Çıkarken de insan kaynaklarıyla sözleşme yaptılar bu grubun aleyhine konuşmayacağım diye. <laughs> benden bir laf duyamazsınız diye duyarsanız haklarımı kaybederim. Ondan dolayı da giremiyorlar mevzuya. Okey, şirket devamlılık esas. Ee, bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, eski Doğan grubu çalışanları şu anda Demirören grubuyla ilgili bu konulara giremiyorlar. Girememelerinin nedeni bu. Girerlerse haklarını kaybedecekler veya Demirören avukatları onlara dava açabilir. Bizimle böyle sözleşme yapmıştın Doğan grubu döneminde diye. Yeni bir iletişim modeli olarak Fahrettin Koca modelini yazmış Ahmet Arkan. Fakat burada bir itiraf var. Diyor ki şimdi Fahrettin Fahrettin Koca'nın basın toplantısına bütün medyayı çağırmasından bahsederek hiçbir ayrım yapılmadı. Hiçbir akreditasyona gidilmedi. İktidara yakın iktidara muhalif ne kadar medya varsa hepsinin temsilcileri toplandı. Hepsi özgürce sorularını sordu, yanıtlarını aldı. Yeni iletişim modeli. Demek ki bunların hiçbiri yok. İtiraf yani. Böyle de yakalanırlar. Gazze ile toparlayalım. E, Gazze'de gerçekten büyük bir insani dram var ve artık dünyaya rağmen bu devam ediyor. Ama art, yani e, macun tüpten çıktıktan sonra 6-7 ay sonra sen istediğin kadar önlemeye çalış. Fakat bir takım açıklamalar var, önemsiyorum. E, Güney Gazze'ye, hatta Refah sınır kapısına doğru, Han Yunus civarına neyse, e, 1 ila 1,5 milyon dolayında Filistinli sıkışmış durumda. Her şeye muhtaçlar. Ve... E, Karadan ve havadan saldırı altındalar. İçlerindeki kimi e, Hamas mensupları veya militanları yüzünden. Yani durum bu. Anthony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı... Hamas tarafından yeni, e, yeniden doldurulacak bir boşluk bırakacak yörüngede yine ilerliyor gelişmeler diyor. Yani sen Hamas'ı bitirmedin, bitirmeye çalışıyorsun. Fakat bu yaptığın iş, iş değil. Çünkü... E, Yeri dolacak diyor Hamas'ın. Bu biçimde. Ya yani ya Hamas kendi yerini bir biçimde dolduracak veya işte yeni bir takım unsurlar bulacak. Ya da onun yerine başka bir direniş örgütü olacak. Neyse. İngiltere İsrail'e silah satışını kesmedi. Ee, yok bu Hamas'ı güçlendirir diyor. Yani Hamas demek, Gazze demek, Gazze'deki Filistinliler demek. Böyle bakıyor. İngiltere'nin tutumu değişmedi. David Cameron fena halde şahin çıktı. Ben bu kadar şahin olduğunu bilmiyordum. İngiliz Dışişleri Bakanı'nın. Fakat kendini savunurken ya zaten biz çok az bir bölümünü satıyoruz diyor. Yani ne kadarı sattığın önemli değil ki. İsrail'in silahlarının, İsrail'in ihtiyacının neyse artık yüzde biri İngiltere tarafından karşılanıyormuş. Mesele yüzde bir, beş, on, on beş meselesi değil. Sen duruşunu göstermesi açısından yüzde kaç satış yaptığına veya İsrail'in ne kadar açığını kapattığına bakmaksızın. Kıl tüy de olabilir yani. Keseceksin bunu. Bu duruştur. Bu diplomatik bir tavırdır. Fakat... Sıkıştığını gösteriyor. Yani silah satışını durdurmadık ama zaten diyor biz İsrail'in silahlarının yüzde birinden daha azını sağlıyoruz. Sıkışma. Blinken'la bir kere daha devam edelim. İsrail Hamas savaşçılarından daha fazla Filiz e, sivil öldürdü demiş CBS News'e yaptığı açıklamada. Bu da önemli. Son açıklama Netanyahu'dan gelsin. Hamas'ın silah bırakıp teslim olması ve İsrail'li esirleri teslim etmesi halinde. Gazze saldırılarını bitireceğiz demiş. Bugüne kadar bu tondan uzaktı ama bu tona gelmesi bile bir kazançtır, bir kazanımdır. Diyor ve manşeti bağlarken gene baştaki görüntüyle bağlayalım. El Salvador, tasarruf kredi kooperatifi çalışanları ve yöneticileri kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklandı. Devlet başkanı yolsuzluğa bulaşan kamu görevlilerini çamaşırlarıyla, iç çamaşırlarıyla böyle ifşa etti. Diyor ve tasarruf böyle olur. Olursa böyle olur diyor. Ya da öyle değil böyle yapılır diyor. Bir manşeti daha kapatıyoruz. Salı günü tekrar görüşmek umuduyla efendim.